Gazi Köşkü, 15. yüzyıl Akkoyunlu eseridir. Asıl adı Semanoğlu Köşkü'dür. Birinci Dünya Savaşı'nda Atatürk Kolordu Komutanı iken, karargah olarak kullandığı bina iki katlıdır. Köşk 1935 yılında belediye tarafından satın alınmış ve Atatürk'e armağan edilmiş. Yeşillikler içindeki Gazi Köşkü günümüzde müze olarak kullanılıyor. Müzede Atatürk'ün eşyalarını görmek mümkün. Diyarbakır, tarihin izlerini günümüze taşıyan hanlarıyla da ünlü bir şehir. Burası asırlar boyu binlerce hacıya ev sahipliği yapan Deliller Hanı. Yeni adıyla Kervansaray Oteli. Deliller Hanı, Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır'a hediyesi. Han, 1527 yılında dönemin Diyarbakır valisi Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmış. Bu avluda biraz dinlenin ve tarihe yolculuğa çıkın. Buralardan kimler geldi, kimler geçti diye. Yavuz Sultan Selim Han, 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Meydan Muharebesi'nden dönerken Diyarbakır'a uğrar. Batılıların muhteşem adını verdiği Kanuni Sultan Süleyman, İran seferi dönüşünde 20 Ekim 1535 yılında ordusuyla Diyarbakır'da konaklar. Şehirde 20 gün kalan Kanuni Sultan Süleyman, Ulu Cami'de namaz kılar. Karaca Dağ'dan hamravat suyunun getirilmesini ve Diyarbakır'da bir darphane yaptırılarak para basılmasını ferman buyurur. Diyarbakır, yetiştirdiği insanlarıyla da haklı bir üne sahip. Diyarbakır, ilim, fikir, sanat ve siyaset dünyasına Artuklular döneminde bir ilki gerçekleştiren ve dünyada ilk robotu yapan Ebu'l-İz, Molla Gürali, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı, Ali Emiri, Celal Güzelses, Hattat Hamit, Profesör Doktor Selahattin Yazıcıoğlu, Profesör Doktor Gazi Yaşargil, Abdüsseddar Hayati Afşar, Şevket Beysanoğlu ve daha yüzlerce değeri kazandıran birilerimizden. Doğu'nun çarşıları arasında en etkili ve masalsı güzelliklere sahip yerlerin başında Diyarbakır çarşıları gelir. Diyarbakır'dan geçen ticaret yolları bölgenin uygarlık tarihine ve kültürel gelişimine yön vermiştir. Diyarbakır çarşılarını gezerken yüzyıllar öncesinden kalmış bir çarşıda yürüyormuş hissine kapılıyor insan. El sanatları mı? Birkaç usta sayesinde varlığını sürdürüyor Diyarbakır'da.
Bunca geziden sonra Kaplıca'ya gidelim, ne dersiniz? Adını Kaplıcasından alan Çermik ilçesindeyiz. Çermik Kaplıcası'nın suyu çeşitli deri ve adale ağrılarıyla felç ve romatizmal hastalıklara çok iyi geliyor. Diyarbakır'ı gezerken büyük bir kampüsle karşılaşırsınız. Burası Dicle Üniversitesi. Bünyesinde 11 fakülte, 11 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 8 uygulama ve araştırma merkezi, 1 uygulama ve araştırma hastanesi ve 1 devlet konservatuvarının bulunduğu Dicle Üniversitesi'nde 18.181 öğrenci eğitim öğrenim görüyor. Mesudiye Medresesi, Anadolu'nun ilk üniversitesi. Mesudiye Medresesi, Ulu Cami'nin kuzeyinde camiye bitişik. İnşasına 1198 yılında başlanılan Mesudiye Medresesi, 1124 yılında hizmete girmiş. Artuklu hükümdarı Ebu Muzaffer Sökmen iki tarafından yaptırılan medresenin mimarı Halepli Mahmutoğlu Cafer'dir. İki katlı olan Mesudiye Medresesi, açık medreseler grubu içinde tek veya eyvanlı şemaya bağlıdır. Mesudiye Medresesi, bezeme ve kitabeleriyle çok değerli bir sanat eseri. Avludaki mihrabın iki yanına yerleştirilen döner taş sütunlar, binada meydana gelebilecek çökmeyi tespit için konulmuş. Şimdi Diyarbakır ilinin kuzeybatısına yöneliyor, Eğil ilçesine gidiyoruz. Dicle Nehri Vadisi'nde kurulan Eğil, semavi olan ve olmayan birçok dine ev sahipliği yapması yönüyle de dikkat çekiyor. Beş peygamber kabrini bünyesinde barındıran Eğil'de o kadar çok tarihi eser var ki. Hangi yöne baksanız bir medeniyetinizle karşılaşıyorsunuz. Unutulmaya yüz tutmuş eski bir medeniyet. Eğil'de ilk durağımız Dicle Baraj Gölü. Asurlular döneminden kaldığı tahmin edilen birçok mağara, mezar, kaya mezarı ve kalıntılar kale civarında ve bölgede hala varlıklarını sürdürüyor. Suların okşadığı bu mezarlar mı? Bir zamanlar bu topraklara hükmedenlere Asur hükümdarlarına ait olmalı. Eğil Kalesi. Kale sarp yamaçların üzerindeki kayalar oyularak yapılmış. Kale değişik yönlerde bulunan gizli yollar ve geçitlerle dolu. Eğil Kalesi, Asurluların yapı sanatında ve taş oymacılığında ileri durumda oldukları gerçeğinin bir belgesi. Bölgede stelli kitabeler, özellikle Dicle Nehri'nin bir kolunu oluşturan Zebene suyunun kaynadığı Birkley mağaralarında ve Eğil Kalesi'nde görülür. Eğil Kalesi'ndeki stelli kitabe, kalenin büyük bir bölümünü oluşturan yüksek ve sarp kayanın batıya dönük olan yüzüne kazınmış. Yaklaşık 10 metre yükseklikte olan bu stelli kitabe silik durumda. Stelle ilgili tarihçi Beysenoğlu, stelde Asur hükümdarlarının bilinen bütün kök çizgileri toparlanmıştır, der. Aylardan Temmuz, hava oldukça sıcak. Diyarbakır'ı Eğil'i görmeye ve tanımaya devam ediyor, kalenin batısına, bölgenin en ilginç mağarasına yöneliyoruz. Mağara duvarlarını süsleyen freksler dikkat çekici. Mağarada 1. Urfa Kralı Abgar'ın öldürdüğü Mar Abay isimli Aziz yatıyor. Şimdi gelin hep birlikte Yüce Allah'ın sevgili peygamberlerini 1995 yılında Dicle Barajı göl alanından alınarak Peygamberler Tepesi'ne defnedilen
Hazreti Zülkifl aleyhisselam, Hazreti Elyasa aleyhisselamla Hazreti Süleyman'ın katibi Hazreti Harun Asefi aleyhisselamı ziyarete gidelim. Kameralarımız Eğil ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Peygamberler Tepesi'nde. Burası Dicle Baraj Gölü'ne hakim yüksek bir alan.